Göktuğ hoş Merhaba abi. geldin. Hoş bulduk. Merhaba abi. Nasılsın Göktuğ? İyi abi, sağ ol. Seni sormalı. Bizler de iyiyiz. Evindesin galiba. Evdeyiz tabii haliyle. Ya sizin Göztepe ortamını çok seviyorum. Çünkü dışarıdan bakınca tam bir aile ortamı olduğu çok net belli oluyor. Hani Serdar'la da daha önce konuştuk. Soner'le de daha önce Öyle konuştuk. öyle, Müthiş bir doğru. ortamı var yani Evet takımda. evet çok şükür ortamımız güzel, keyifli, gerçekten aile ortam var. Bir de hani bazı takımlardan yabancılar, Türkler vesaire, böyle herkes herkesle çok samimi olmaz ama bizde öyle bir şey yok. Ortamımız Evet. gerçekten çok keyifli, çok güzel. Zaten hani bu sahaya da yansıyor diye düşünüyorum. Peki takımda en çok kiminle görüntülü konuşuyorsun? Evden çıkamayınca herkes görüntülü konuşma yapıyor. Valla Sen şu kimle dönemde çok kimseyle konuşmadık da normalde Alparslan'la konuşuyoruz ya. Hani görüntülü bir şey olduğu zaman arıyor, ben arıyorum falan. Ama şu dönemde çok konuşmadık ya. Biraz ayrı kaldık takım arkadaşlarımızla. öyle mi? Beto Aynen. iletişimin nasıl? O İyi ya. kaleci çünkü. Tabii, zaten hani kariyeri çok büyük. Karakteri de çok düzgün. Yani bize daha çok böyle abi gibi yaklaşıyor. İyi yani, çok yardımcı oluyor antrenmanda, hani şöyle yapsan daha iyi olur, böyle yapsan daha iyi olur gibi şeyler söylüyor. Ya, o da benim iyiliğimi istiyor zaten. Sağ olsun. Güzel yani onunla da aramız. Bir sıkıntı yok çok şükür. Ondan öğrendiğim bir şey var diyebiliyor musun? Yani mutlaka çok şey öğrendin de böyle somut bir şey söyleyebilir misin mesela? Ya somut bir şey söylemeyeyim de, hani gerçekten antrenmanda falan çok yardımcı oluyor zaten. Aslında bir şey var da onu şimdi söylemesem daha iyi olur. Biraz böyle işin kurnazlığıyla alakalı. Onu şimdi söylemeyeyim, onu ele vermeyeyim de şey, yardımcı oluyor sağ olsun ya. Ya ben biraz tırsıyorum aslında Beto'dan çünkü çok sert duruyor. O yüzden ondan da hiç röportaj istemedim mesela. Sence yapmalı mıyım röportaj? Ya yapabilirsin. Hani tabii sen genelde daha çok böyle maçta gördüğün için sinirli anlarına denk geliyorsun ama Evet. normalde hani öyle değil. Gerçekten sıcakkanlı biri. O yüzden bence bir şansını deneyebilirsin. Sence Süper Lig'in en iyi kalecisi hangisi? Yani Türk olarak söyleyeyim, herhalde Mert abi söyleyebilirim. Ya bir de Uğurcan var tabii. Onun da maşallah var. Uğurcan kardeşim. İnşallah Allah yolunu bahtını açık eder. O da arkadan geliyor gümbür Evet. Avrupa'da en beğendiğin kaleci hangisi? gümbür. Noer Neuer. diyelim. Sadece Aynen öyle. Neuer mi? Ya tabii ki de çok var. Ama ilk yani aklıma gelen o, yüzden onu söyledim ya. Senin de boyunuzun biraz DGE'ye benziyor gibisin ha. Ya, tip olarak da biraz benzetiyorlar. Aynen. Biraz aynen benziyoruz ya. Tuttuğun bir takım var mı Avrupa'da? Ya Avrupa'da tuttuğum takım yok ama hani tabii işimiz gereği yani hepsini takip etmeye çalışıyoruz, bütün büyük ligleri. Bütün ligleri takip ediyoruz yani, ama özellikle hani bir takım tutuyorum diyebileceğim bir takım yok. Peki biraz hayal kursak yani Avrupa'da Kuralım. şu takımda oynamak isterim diyeceğin takım. Bilemedim şimdi de. Böyle Yani tabii Milan'da falan isterim herhalde ya. Çünkü küçükken o Şampiyonlar Ligi zamanı falan onlara yetiştim. Orada böyle aklımda bir Milan kaldı, o yüzden onu söyleyebilirim ya. Milan'a yetişmen güzel çünkü ben bile unuttum neredeyse uzun yıllardır Tabii, oldukça vakit. bayağıdır. Evet, bayağıdır öyle de hani böyle 7-8 yaşlarında falan küçükken yarım yamalak hatırlıyorum o Evet. zamanlarını. O yüzden aklımda yer etmiş. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum İlhan Palut'tan. Çünkü İlhan Palut'la kimse yani maçlardan sonra röportaj yapılamıyor. Çok da fazla herhalde medyaya da çıkmayı sevmediğinden biz de çok fazla konuşamıyoruz kendisiyle. Doğrudur. Nasıl bir teknik adam? Bize anlatır mısın İlhan Palut'u? Ya İlhan Hoca çok iyi bir insan, öncelikle onu söyleyeyim. Hani hocalıktan önce karakteri benim için daha önemli. Yani daha çok abi gibi bizde, böyle hoca futbolcu ilişkisinden ziyade hani abi kardeş ilişkisi var. Bu da bence zaten skorlara da olumlu yansıyor diye düşünüyorum. Ben hocanın ilerleyen yıllarda adından sıkça söz ettireceğini düşünüyorum. İnşallah onun için de
iyi şeyler olur kariyeri adına. Senin için özel bir teknik adam var mı peki? Ya çok fazla iyi hocayla çalıştım. Hani burada bir kişi söyleyip söyleyemediklerimiz olursa ayıp olabilir belki ama hani Manisa Spor'da oynarken Fatih Hoca gelmişti, Fatih Tekke. O ilk geldiğinde çok oynamıyordum falan. Sonra ilk onun zamanında oynamaya başlamıştım. Sonra da hani alıp götürmüştüm. Çok şükür benim adıma iyi geçmişti. O benim için bir kırılma anı olmuştu. O yüzden onu söyleyebilirim ama hani söylemediğim hocalarım kusura bakmasın. Çok fazla hocanın bende emeği vardır. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. Bu soruyu Olcay Şahan'a sormuştum. Ne cevap verdi biliyor musun? Ne? Türkiye'ye geldiğinden bu yana bütün hocaları saydı. Milli takım dahil. Yani o da yapılabilir. Tabii de şimdi izleyenlerin zamanını almayalım. Çünkü maalesef biliyorsun ki Türkiye'de yani bazen bir sezonda 4-5 hocayla çalışıyorsun. Şimdi Evet. yani belki de 20-25 tane hoca saymam gerekecek. O yüzden çok zaman almayayım diye bir kişiyle özetledim. Manisa Spor'da şöyle de bir şey oldu. Bir maçta gol attın sen. O golü hatırlıyor Aynen. musun? Yani Nasıl bir hatırlıyor musun? Yanlış bir soru oldu bence. Ya, aklımdan çıkmıyor. Ya şöyle biz o sırada hani düşmemek için Denizli Spor'la oynatmıştık o maçta. İşte Denizli Spor'da rakiplerimizden biriydi. 2-1'de mağluptuk son dakika. Dedim hadi biz çıkayım şansımı deneyim. İşte aklımda hani gol atarım falan öyle bir şey geçmiyordu. Öyle çıktım. Top önümde kaldı. Çok şükür nasip oldu ama hani çok beklediğim bir şey değildi. Sonra yani bir gol sevincinde falan gerçek olduğunu düşünmüyordum. Ama hani böyle biraz zaman geçtikten sonra falan idrak edebildim. Normalde futbolcular gol sevinçlerine biraz da hazırlanıyor biliyorsun. Tabii. Sen de muhtemelen hiç hazırlanmamışsındır bir Tabii gol sevinci. hazırlık olmadığı için saçma sapan bir gol sevinci yaptık ya. daha sonra da böyle son dakikalarda hiç çıktığın oldu mu? Ben denk gelmedim ama. Valla bu sezon kupa maçında çıktım. Bir Antalya maçı vardı. 2-2'di maç. Bize galibiyet gerekiyordu. O maçta çıktım. Aynen. Topa da çıktım da Deniz abi vurdu benden önce. Ben vuramadım. Sonra yani bir kere oldu. Bence bir daha da olmaz diye düşünüyorum ya hayatım boyunca. Belki bir gün daha olur. Hatırlarsın eskiden İnşallah, Schmeichel vardı. inşallah. Tabii. İnşallah yani. İsteriz tabii. Bizim çocukluğumuzda Peter Schmeichel vardı. Belki sonunu yakalayamamışsındır ama Duyduk. o da her topa çıkıyordu son Evet, dakikada. Ama ben de bir golünü hatırlıyorum bak. O kadar evet. gördüm çıktığını. Bakalım yani inşallah mağlup duruma düşüp gol aramak için çıkmak zorunda kalmayız ama hani öyle bir durum olursa ben şansımı denemek isterim ya ilerleyen Güzel. süreçte de. Güzel. Şimdi biraz Göztepe'den konuşmak istiyorum. Tabii. Sen Göztepe'de uzun yıllardır forma giyiyorsun. Uzun yıllardır dediğim çocukluktan beri forma giyiyorsun. Tabii 7 yaşından beri. Alt yaş Tabii. kategorilerinde de oynadın. Ne hissediyorsun? Göztepe'li olmak nasıl bir şey sence? Ya farklı. Şöyle söyleyeyim hani ben ilk başladığımda Göztepe'de futbola kulüp çok sıkıntılı günlerden geçiyordu. Elektrik yoktu, su yoktu işte, yemek çıkmıyordu falan filan. O günlere tanıklık ettim. Şimdi Süper Lig'de üst sıralara oynayan bir Göztepe'nin de içinde bulunmak benim için daha farklı tabii. Daha özel duygular hissettiriyor. Yani dediğim gibi çok zor günü de gördüm. Şu an Allah'a şükür güzel günlerini de görüyorum. Bunun da bilincinde olduğum için kulüp benim için daha farklı şeyler ifade ediyor. Çok şükür hani burada mutluyum. Her şey güzel gidiyor. Allah bozmasın diyelim. Şöyle de bir şey var. Senin baban da fanatik Göztepe'li bildiğim Tabii. kadarıyla. Asıl baba değil, bütün aile Göztepe'li ya. Ve sen doğduğunda göbek bağını kesip şu an yeni yapılan stadın Aynen. arazisine gömmüş. Tabii. Orası tesisti yani. Ben küçükken. Yani eskiden tesismiş. Babam Babamlar da hani sırf babam değil bütün ailem Göztepe'li olduğu için öyle bir şey düşünmüşler.
Hani millet ne bileyim hastaneye, üniversiteye, oraya buraya falan filan şey yapar. Bizimkiler tesise yapmış, sonra stat oldu. Çok şükür hani oynamasak da o statta bulunduk. Tabii şanssızlık bu sağlık sıkıntısından dolayı şu an hani biraz uzak kaldık. O stadın keyfini çıkaramadık ama inşallah bu olaylar düzelip tekrar taraftarımızla birlikte stadımızda maçlarımızı yaparız. Bugün de güzel haberler geldi zaten Sağlık Bakanı'ndan. Tabii evet. Güzel. Takip Umuyoruz kısa ediyoruz. zamanda çözülecek. İnşallah Peki, görünemem. statta oynamadın ama Hı. ya her maçına da gittin zaten. Ne görüyorsun statta? Neler hissediyorsun? Yanlış hatırlamıyorsam 3 maç oynadık orada taraftarımızla. Bir maçta Rize maçı seyircisiz oynanmıştı. Atmosfer falan çok güzel. İlk maç Beşiktaş maçıydı bizim. Maça çıktım. Yani şey ilk böyle sahaya çıktığımda dedim ki bu ne yani tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü hani uzun yıllardır beklenilen bir stat sonuçta. Ve birden böyle gördüğün zaman etkilenebiliyorsun. Atmosfer falan çok güzeldi. İşte dediğim gibi inşallah şu sıkıntılar biter de tekrar taraftarlarımızla birlikte orada maç yapmaya devam ederiz. İnşallah. Senin hedeflerin neler? Mutlaka Göztepe'de banko oynamak istiyorsundur. Bu ayrı bir şey. Bunun dışında da uzun yıllar forma giyeceksin muhtemelen futbolda. Neler düşünüyorsun? Yani şöyle dediğim gibi hani 7-8 yaşında bu kulübün çok zor zamanlarını görmüş biri olarak bu kulübün yeri bende farklı. Tabii ki de hedefim burada uzun yıllar oynamak. Göztepe çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Ben de yaklaşık 15-16 yıldır bu kulübün içindeyim. O yüzden benim için farklı bir anlam var. Yani gönlümden geçen, bunu samimi olarak söylüyorum. Allah nasip ederse futbolu burada bırakmak, güzel başarılar yakalayıp futbolu burada bırakmak. Ama tabii futbolda ne olur ne biter hiçbir şeyi kestiremiyorsun. Hayırlısı diyelim o yüzden. Aynen, hayırlısı demekte yarar var. Antrenman nasıl yapıyorsun? Sen kayıcısın bir de. Daha Tabii. dışarıda antrenman yapman lazım senin. Tabii. Ya işte hani şu an çok evden çıkmamamız gerektiği için evde yapıyoruz tabii ama yavaş yavaş başlayacağız biz de antrenmanlara öyle gözüküyor. Yani gruplar halinde başlayacağız. İşte yani inşallah bir 10-15 güne falan da takım olarak başlarız diye düşünüyorum. Zaten hani takip etmişsinizdir. Yavaş yavaş ligi yani başlama durumu söz konusu. O yüzden biz de antrenmanlara başlarız kısa sürede diye düşünüyorum. Bir de çok iyi bir çıkışınız olmuştu ikinci yarıda. Evet. Daha sonra da bir ara girdi. Biraz tökezlediniz ama yine Evet. toparlanmayabildiniz. Sonra Aynen. bir ara girdi. Şimdi yeniden bir lig başlayacak. Aynen öyle. Finiz ne? Ya şöyle Göztepe'nin hedefi her zaman üst sıralardır. Olabileceği en üst sıralarıdır. Belki bizim için zor gibi gözüküyor olabilir hani Avrupa vesaire ama futbolda hiçbir şey belli olmaz. Başlasın inşallah sağ salim bir şekilde. İnşallah hedefimiz üst sıralar. İnşallah olursa Avrupa ama tabii yani şu an bir şey söylemek için erken. Bakalım. Maçların skoruna göre belli edecek birazcık. Umut Nehir'in bir sorusu var sana, gördün mü? Yok göremedim. Ne demiş? Diyor ki Umut Nehir, Göktuğ Bey, gol atmak mı daha zor yoksa top kurtarmak mı? İkisini de deneyimlemiş biri olarak cevaplamak ister misin? Güzel soru. Teşekkür ederim. Vallahi gol atmak bana kolay geldi çünkü gol çok basitti benim. Attığım gol çok basitti. Yani önümde kaldı boş kaleye attım. Benim için yani kurtarmak daha zor gibi geliyor. Attığım gol basit olduğu için ama bilmiyorum ya ikisinin de kendine göre zorlukları var. Hiç penaltı kurtardın mı? Kurtardım. Aynen Peki. kurtardım. Kaç tane? Bir tane kurtardım. Antrenmanlarda attık tabii de hani maçta o sorumluluğu bana hiçbir hocamız vermedi. İyi ki de, iyi ki de vermemiş yani. Hani. Dersi atar mısın, böyle bir şey yapar mısın? Ya hani hoca derse çık at atarız tabii ama çok da ısrarcı olacaklarını sanmıyorum hocaların bu konu hakkında.
Çünkü şunu soracaktım ben de, penaltı kurtarmak mı daha zor, penaltı atmak mı? Vallahi hani resmi maçta atmışlığım olmadığı için bir şey yapamam ama şöyle gol yediğin zaman penaltıdan kaleci sıkıntılı bir duruma düşmüyor ama kaçırdığı zaman o stres daha fazla, o yüzden bence Ha. atmak daha zordur diye düşünüyorum. Doğru, haklısın. O zaman yavaş yavaş sonuna geleyim. Son iki sorum olsun bu. İlk sorum şu. Bize Göktuğ hakkında bilmediğimiz bir şey söyle. Ya şöyle, müzik hobim var. DJ'lik, müzelik çalmayı severim. O yönüm çok bilinmez. O yüzden onu söyleyebilirim. Böyle evde de zaten kendi aletlerim, sistemim var. Boş vakitlerimde şey yapabiliyorum, çalıyorum yani. Onu söyleyebilirim ya. Müzik hobim var. Geniş Seviyorum yani. kitlelere çaldın mı hiç? Ya çok geniş kitlelere değil de hani arkadaş gruplarında falan çaldım ama hani zaten hani hobi olarak yapıyorum. O yüzden öyle çok geniş kitlelere istemiyorum. Sadece yakın çevrem, arkadaşlarım falan filan. Almanya'da biliyorsun Deniz Aytekin var, hakem. Aha, biliyorum. O da DJ'lik yapıyor arada Ha, sırada. öyle mi? Bilmiyordum Evet. onu. Şimdi öğrendim. YouTube'da videosu lazım. Hatta Tamam, ya da kapat. Twitter'da aratsan bulabilirsin. Tamam Bir tamam gün kapattıktan sonra bir bakayım, görürsün. izleyeyim ya. Meslektaşımı. Son sorum da şu olsun. Göztepe taraftarı seni çok seviyor doğal olarak. Çünkü altyapıdan Sağ ol, sağ ol. yetiştin. Göztepe taraftarına buradan duygularını söyleyebilirsin. Onlara bir şeyler söylemen lazım. Ya onlar bizi her koşulda, her fırsatta destekliyorlar. Bunu hissedebiliyoruz, görüyoruz da zaten. Eksik olmasınlar. Maalesef yaklaşık bir buçuk aydır falan onlardan uzağız. Onlar bizi özlemiştir, biz de onları özledik. İnşallah bu sıkıntılı günler son bulur ve taraftarlarımıza kavuşuruz. Hepsine selam söyleyelim buradan. Tamamdır. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi. Ben Eksik de çok olmadı. keyif aldım. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.